Şu anda Salix, yani Söğüt ağacının yapraklarını ve erkek üreme organlarını görüyoruz. Bu gördüğünüz sarı renkte olanlar polenleri. Baharın ilk aylarında bunlar olgunlaşırlar. Daha sonra rüzgarın etkisiyle döllenme gerçekleşir. Birçok ağaçta olduğu gibi bunlarda da dişi çiçekler çok gösterişli değildir. Çünkü tozlaşma böcekler vasıtasıyla değil, daha çok rüzgar vasıtasıyla olmaktadır. Genellikle fındıkta, cevizde ve birçok ağaçta böyledir. Evet, erkek kozalaklarını, yani erkek üreme organlarını görmekteyiz. Ayrıca şurada gördüğümüz bir farklı bir yapı var. Bu yapı ise söğüt ağacına böceklerin bırakmış olduğu yumurtalar ve söğüt ağacı dalının buna verdiği reaksiyon ve anormal bir büyüme görülmektedir. Yani kısacası bırakılan yumurta neticesiyle anormal bir büyüme gerçekleşiyor söğüt ağacında. Bunun içerisinde ise böcek gelişecektir. Yani gal yapan böcekler diyebiliriz bunlara. Evet, bitkide aynı zamanda da gal oluşumunu görmekteyiz. Bunlar Türkiye'de yaklaşık 200'den fazla gal yapan böcek bulunmaktadır.